Siyasete Bakış programından Ankara'dan merhaba diyoruz. Bugün programımızda konuğumuz HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar. Sayın Sancar merhaba. Merhabalar. Tabii zor bir süreçte evlerden yayın yapmak durumunda kalıyoruz. Yaklaşık 22 günlük bir koronavirüsün resmi artık Türkiye'de yaşandığı bir tabloyu hep birlikte izliyoruz, içindeyiz. Şimdi ağır da bir tablo. En son verilen dünkü bakanın açıklamaları 15 binin üzerinde vakamız var. 277 de ölü sayısı. En son gelen dünyada da etkisini hep birlikte izliyoruz. Artık 900 binli sayılarda neredeyse ölümlerle karşı karşıyayız. Şimdi bir dizi tedbir alındı. Ben önce koronavirüs salgını ile ilgili alınan bu tedbirlerin ne kadar yeterli olduğunu konuşmak istiyorum. Siz nasıl izliyorsunuz? Bu tedbirler Türkiye'nin bu salgınla mücadelesinde gerçekten ihtiyaçlarını karşılayacak tedbirler mi? Şimdi dünyada bu konuda uygulamalara baktığımızda alınan tedbirleri birkaç başlık altında toplayabiliyoruz. Öncelikle tabii kamu sağlığı ile ilgili tedbirler geliyor bu listenin başında. Yani önce kamu sağlığını korumak, insanların sağlığını ve hayatını tehditlerden korumak gerekiyor. Bu konuda alınan tedbirler ülkelere göre farklılık gösteriyor. Ancak hepsinde bir hedef var. Öyle ilan ediliyor en azından. Kamu sağlığı, toplum sağlığı nasıl daha iyi korunur? Şimdi bazı ülkelerde çok kötü bir kriz yönetimi izlendiğini gördük ve orada da salgının daha hızlı yayıldığını, daha çok insanın hastalandığını, daha fazla insanın hayatını kaybettiğini de izledik maalesef. Şimdi Türkiye'de ise sorumlu bir kriz yönetimi var. Bize göre baştan beri sorumlu, her şeyden önce şeffaf olmayan bir yönetim tarzı izleniyor. İlk başlarda vaka sayılarıyla ilgili bilgiler paylaşıldı. Ancak bunlar çok kaba ve çok genel kaldı. Dolayısıyla insanlar bu virüsün nerelerde başladığı, nerelerde ortaya çıktığını bu ülkede, sonra hangi bölgelere yayıldığını, gerçekten ne kadar insanın enfekte olduğunu, ne kadar insanın hastanede yattığını, bunlardan kaçının yoğun bakımda olduğunu ve kaç kişinin hayatını kaybettiğini tam olarak öğrenemedi. Sayılar güvenilir değildi. Kriz yönetimi bana göre bu açıdan yetersizdi. Hatta ciddi yanlışlar da içeriyordu. Bir defa izolasyon son derece önemliydi. Bunu biliyoruz. Fakat bu konuda da çağrılar ve önlemler çok geç başladı. İlk vaka o resmi olarak 11 Mart'ta görüldü dendi. Ondan önce oysa dünyada başlamıştı bu salgın ve pek çok ülkeden de bilgiler, haberler geliyordu. Kötüye gideceği de belliydi. Bence geç kalındı bazı tedbirlerde. Geç alınan tedbirlerin de epeyce bir kısmında eksiklik var. Toparlayacak olursam sağlık konusunda alınan tedbirler şeffaf bir yönetim anlayışıyla yürütülmedi. Katılımcı bir yöntem izlenmedi. Kamuoyu yeterince bilgilendirilmedi, ilgili çevreler yeterince aydınlatılmadı diyoruz. Bu da şeffaflığın olmadığını gösteriyor. Bu da demokratik bir zihniyetle bu sürecin yönetilmediğini anlatıyor bize. Öte yandan katılımcı değil, çünkü ilgili meslek örgütlerini, ilgili uzmanlık kuruluşlarını sürece dahil etmeye yanaşmadı iktidar. Oysa bu tür krizlerle, bu tür salgınlarla mücadelede saha bilgisi son derece önemli. Saha bilgisini en iyi derleyen, toplayan kuruluşların başında Türk Tabipleri Birliği geliyor. Türk Tabipleri Birliği fedakarca ve çok özenle çalışmalar yürüttü bugüne kadar. Fakat kriz yönetimine dahil edilmedi. Öte yandan yerel yönetimlerin de krizi idare etmede
çok önemli bir rolü olur. Bu çok işin doğasında vardır. Çünkü en büyük tehdit yerelde başlıyor ve yerelin şartlarını en iyi bilenler de yerel yönetimlerdir. Bunlar da devre dışı bırakıldı. Kısacası sağlık alanında demokratik, katılımcı, şeffaf bir yönetim izlenmedi. Bunun yanında tedbirler de gerçekten eksik ve geç alındı. En önemli alanlardan biri sağlıkçıların sağlığını korumaktı. Bu konuda çok şikayet var biliyoruz. Bu şikayetlerin verilere dayandığını da görüyoruz. Evet, kötü bir yönetim izleniyor. Hiçbir şey yapılmadı demiyoruz. Elbette bir çaba var. Ama malzeme, yönetim, koruma alanlarında iktidar eksik ve yanlış bir yol takip ediyor. Şimdi Sayın Sancar, dünkü yine bakanın açıklamasına baktığımızda koronavirüs artık 81 ilde var. Şimdi yönetim olarak sizin de dikkat çektiğiniz yerel yönetimler, daha doğrusu il ve bölge bazlı bir mücadelenin daha doğru olacağını planlayıp bilim kurulu bunu önerdi. Pandemi kurulları oluştu ki onlar bölgesel il bazında kararlar alabilecek adımlar da atıyorlar. Ama bu arada bir sokağa çıkma yasağı. Çünkü bununla mücadelenin tek yolunun izolasyon, sosyal mesafe, dışarı çıkmamak, bu olduğu artık dünya çapında da kabul görüyor. Sizin parti olarak bu pandemi kurullarının oluşması, sokağa çıkma yasağı çağrıları, bu konudaki tutumunuz nedir? Şimdi pandemi kurullarının da aynı anlayışla, merkeziyetçi anlayışla oluşturulduğunu görüyoruz. Yani illerde bunları kurmak ildeki bütün paydaşları sürece dahil etmek anlamına gelmiyor. Bunlar sonuçta yine merkezi idarenin yereldeki temsilcileri tarafından yönetiliyor. Oysa bizim kastettiğimiz bu değil. Yerel aktörleri, en başta yerel yönetimleri sürece katan bir yönetim anlayışı gerektiğini söylüyoruz. Bir. İkincisi tabii bilim kurulunun bilim kurulunda çalışan insanların bu konuda yeterlilikleri ve özverileriyle ilgili bir şüphemiz ya da herhangi bir ithamımız olamaz. Bilim insanları doğru bildiklerini aktarıyorlardır. Fakat merkezi yani Ulusal Bilim Kurulu iktidara bağlıdır. Dolayısıyla hangi konularda ne önerilerde bulunduğunu da tam bilmiyoruz. O nedenle biz diyoruz ki yani bilim insanlarının gerçekten gerekli gördüğü tedbirlere uyulmalıdır. İktidar bunları mutlaka hayata geçirmelidir. Mesela sokağa çıkma yasağı gerekliyse ve bilim kurulu bunu önermişse diğer bilim insanları da yani bilim kurulunda yer almayan diğer bilim insanları ve meslek örgütleri de bunun doğruluğunu, gerekliliğini kabul ediyorsa o zaman bu tedbir uygulanmalıdır. Esas mesele şu, yeterince bilgi ve doğru bilgi kamuoyuna aktarılmıyor. Bir, iktidarın pek çok konuda olduğu gibi bu konuda da çok samimi davranmadığı duygusu giderek yaygınlaşıyor. Daha açık söyleyelim, iktidar fırsatçılık yapıyor. Eğer sokağa çıkma yasağı ilan edilirse iktidarın bunu siyasi amaçlarla kötüye kullanacağı yönünde geniş yaygın bir şüphe ve tereddüt de var. Ancak biz de şunu söylüyoruz, iktidar bunu kötüye kullanabilir ama eğer gerçekten bilim adına bilim kurulu ve diğer bilim çevreleri böyle bir tedbiri zorunlu görüyorsa bunun anayasal çerçevede uygulanmasını denetlemek de bütün muhalefet partilerine, bütün demokratik kitle örgütlerine, meslek kurullarına düşer, meslek kuruluşlarına düşer. Hep yaptığımız bir çağrı var. Meclis bu sürecin yönetiminde çok merkezi bir yerde olmalıdır. Hem alınacak tedbirleri takip etmek hem de halkı sürece katmak, halkı aydınlatmak açısından gereklidir bu. Şimdi bütün bunları bir bütün olarak uygulamak söz konusu olursa tabii ki biz de bu konuda hani itiraz etmeyiz dediğim gibi demokratik ilkelere, kamu sağlığına hizmet edecek bir çerçevede denetimleri
kontrolleri kamu organlarınca, en başta meclis ve sivil toplum ve demokratik kitle örgütlerince yapılabildiği ölçüde sağlıklı sonuç alınır. Hemen şunu ekleyeyim, bakın. Bu tür krizlerle mücadelede en önemli faktör güvendir. İktidar halka güven verdikçe önerdiği tedbirlerin karşılık bulması mümkün olur. Eğer güven vermiyorsa, o zaman kamuoyunda da, halkta da, toplumda da bu tedbirlerle ilgili tereddütler büyür. Önerilen tedbirler doğru olsa bile bunlara uyma oranı düşer. Bu nedenle başından beri iktidara diyoruz ki güven veren bir tarz lazım. Güven için de iki temel şart var. Biri şeffaflık, diğeri katılımcılık. Şeffaf ve katılımcı bir süreç yürütmezseniz toplumda güven uyandıramazsınız. Toplumda güven uyandırmazsanız bu kadar ağır bir tehditle en az zararla mücadele ve baş etmeniz çok zordur. Sayın Sancar, tam da bu noktada sıcak bir tartışma var. Hani herkes kolları sıvadı. Sonuçta Türkiye yetkisi altına alan bir salgın herkesi de etkiliyor, ayrım yapmıyor. Şimdi belediyelerin başlattığı bir kampanya var. İstanbul, Ankara ve başka belediyelerin. Şimdi bu kampanyalar işte izin tartışmaları yürütülüyor. Devlet içinde devlet olmaz denildi. Üstelik ya HDP'li belediyeler de yardım toplarsa gibi bir noktaya taşındı tartışma. Siz hukukçusunuz aynı zamanda. Bu tartışmayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Toplayamaz mı belediyeler yardım? Şimdi birkaç başlık altında kısa kısa neden bunun çok kötü ve kötücül bir yaklaşım olduğunu anlatacağım. Yani iktidarın burada kötü bir yaklaşımı var, kötücül bir anlayışı var. Yerel yönetimler anayasaya göre devlet idaresinin bir parçasıdır. Anayasanın 127. maddesi bunu açıkça belirtir zaten. Yani devlet teşkilatı bir merkezi idare, bir mahalli idarelerden oluşur. Mahalli idareler yerel müşterek hizmetlerin epeyce bir kısmını görme yetkisine sahiptirler ve yereldeki insanların ihtiyaçları ve sağlıkları, hayatları konusunda da sorumlulukları var. Şimdi merkezi iktidarın da yerel yönetimleri bu konuda desteklemesi ve teşvik etmesi demokratik bir anlayışın en olağan sonucu olurdu. Fakat dediğim gibi iktidar bu sürece de toplumsal ve siyasal meselelere de demokratik bir anlayışla yaklaşmıyor. O nedenle bu tartışma ortaya çıkıyor. Ne demek devlet içinde devlet? Zaten yerel yönetimler devlet içinde devletin bir parçası, merkezi idarenin zaten bir parçasıdır. Bir. İkincisi, bu anlayış tekçidir, merkeziyetçidir. Dolayısıyla hem toplumun yönetiminde hem toplumun sağlığı ile ilgili meselelerde tehlikeli yaklaşımlar ortaya koyması da neredeyse otomatik bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Yani demokratik olmayan bir anlayış, fırsatçı bir anlayış toplumun çıkarlarını ve toplum sağlığını öncelemez. Başka meseleleri kendi önceliği olarak belirler. Şimdi böyle bir durumda bağış kampanyası yapılamaz mı? Ya Ya. toplumun çeşitli kesimleri yapabilir. Hatta bana göre Yapıyorlar da. merkezi idare de yani hükümet de böyle bir çağrı yapabilir ama birkaç şartla. Bir defa bağış dediğiniz şey gönüllülük esasına dayanır. Ve yine temel itibariyle dayanışmanın bir parçasıdır. Toplumsal dayanışmanın bir parçasıdır. Bağış yoluyla yardımlaşmak. Şimdi eğer siz merkezi idare olarak Cumhurbaşkanı veya işte kabinesi ya da bakanlıklar bağış kampanyası çağrısı yapacaklarsa önce birkaç şey gerekiyor. Bir, kendi üzerlerine düşen bütün sorumlulukları yerine getirmiş olmalıdırlar. Nedir bu? Ekonomik ve sosyal tedbirleri bu kriz dolayısıyla ortaya çıkan sorunların
yarattığı ekonomik ve siyasal boyutları karşılayacak tedbirleri almalıdırlar. Yani bağış kampanyası hükümetin anayasa gereği, hükümet olma gereği üzerine düşen sorumluluklardan kaçmanın bir aracı olamaz. Oysa hükümet bugüne kadar insanların temel taleplerini karşılayacak herhangi bir adım atmadı. Evde kal çağrıları yapılırken evde insanların geçimlerini nasıl sürdüreceklerine ilişkin herhangi bir tedbir alınmadı. Alındığı söylenen tedbirlerin uygulaması ise bir facia. Postane, PTT binaları önünde oluşan kuyruklar kamu sağlığını çok ciddi tehdit eden bir durumdur. Şimdi bir, hükümet önce üzerine düşeni yapmalıdır. Genel karantina kararını almış olsaydı çok zorunlu alanlar dışında üretimi durdurmak gerekecekti. Bu çağrıları yaptık. Bugün eğer işçilere zorunlu üretim alanları, toplumun hayatını sürdürmesi için gerekli alanlar dışında ücretli izin uygulaması yapılmalıydı. Şimdi eğer insanlar eve çekilecekse bir hayatlarını sürdürmeleri de gerekiyor değil mi? Neyle yapacaklar? Zaten çok düşük gelirlerle yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. Çok geniş bir kitle. Türkiye'de çok çok büyük bir kitledir bu. Şimdi bir, siz aile destek programlarını açıklamayacaksınız. Evde kalmanın gerektirdiği ihtiyaçları karşılayan tedbirler almayacaksınız. İş hayatını ve kamu hayatını insanların sağlığını ve geçimlerini esas alacak şekilde düzenlemeyeceksiniz. Ama sonra bağış kampanyası başlatacaksınız. Üstelik bağışın özünde bir şart var, bir unsur var. Bağış gönüllülük Gönlüm. esasına dayanır. Eğer bunu gönüllü olmaktan çıkarırsanız bu haraç olur. Şimdi devletin toplayabileceği, yurttaşlardan alabileceği gelirler bellidir. Vergidir, işte başka alanlarda harçlardır, işte katılım payları, şunlar bunlar. Bağış çağrısı yapabilir, yapsın. Fakat gönüllülük esasına dayanmıyorsa, bu belli alanlarda bir tür dolaylı mecburiyete dönüştürülüyorsa, bunun adı bağış olmaz, haraç olur. Şimdi basına yansıyan ve sosyal medyada yaygın olarak dolaşan bilgiler var. Yani biz bunların doğruluğunu teyit etmek için de uğraştık. Gördüğümüz belgeler, gördüğümüz yazılar doğru bize hani doğru olduğu hissi veriyor ve tabii bu konuda bir yalanlama da görmedik. Mesela Yargıtay'da, mesela Milli Eğitim'de, mesela azınlık vakıflarıyla ilgili. Yazılar gidiyor, bunu da duyduk. Evet, şu kadar yardım bekliyoruz. Şimdi zaten baskıcı bir hükümet var. Memur, çalışanlar, çeşitli kesimlerdeki insanlar ve diyelim azınlık vakıfları hayır deme şansına sahip mi burada? O Zor. zaman burada gönüllülük ilkesi de tamamen çiğnenmiş oluyor. Gönüllülük ilkesi çiğnenmişse yasaya dayanmayan bir gelir toplama yöntemine dönüşmüşse bu bağış değil, haraçtır. O nedenle yanlış yapılıyor. Dediğim gibi bir hükümet kendi sorumluluklarından kaçmak için böyle bir yöntemi kullanamaz. Önce kendi sorumluluklarını yerine getirecek. Sonra isterse toplumsal dayanışma adı altında ne derse desin milli dayanışma insanlara belli konularda çağrılar yapsın. İkincisi bu tamamen gönüllü olmak zorundadır. Gönüllü değilse bağış olmaz, bağış olmaktan çıkar. Şimdi diğer noktaya gelelim. Tabii bugüne kadar yürütülen bağış kampanyalarının akıbetiyle ilgili Türkiye'de çok fazla tartışma var ve hükümet bu konuda büyük şaibeler altındadır. Bu şaibeleri de giderecek herhangi bir açıklama, doyurucu bir bilgi de kamuoyuyla paylaşılmamıştır. İki tane önemli örnek vereyim. Biri deprem fonu,
bu deprem yardımlaşması için toplananlar. İkincisi 15 Temmuz fonu. Şimdi sürekli soruluyor. Bunlar ihtiyaç sahiplerine verildi mi? Verilmediği anlaşılıyor. Ve çok açık çünkü bunlar meclise defalarca tartışıldı. Elazığ depremi vesilesiyle tekrar gündeme geldi. Şimdi iktidarın bu tür fonları gerçekten ihtiyaç sahiplerine dağıtmak üzere yönetmediği yönünde bu kadar güçlü veriler varken şimdi merkezde toplanacak bu fonların ihtiyaç sahiplerine harcanacağını nereden bilebiliriz? Bundan nasıl emin olabiliriz? Toparlayayım tekrar. Birincisi önce hükümet sorumluluklarını yerine getirecek. İkincisi bağış ancak gönüllülük esasına dayanırsa meşrudur. Üçüncüsü hükümet bu konuda zaten temiz bir sicile sahip değildir. O nedenle burada yapılanı herhangi bir dayanışma güdüsü ve saikiyle yürütülen bir iş değil. Kendini sorumluluktan kurtarmak için başvurulan fırsatçı bir anlayış olarak görüyoruz. Yanlıştır. Bağış ve yardımlaşma ancak toplumun kendi içinde, toplumdan çıkan kuruluşlar ve ağlarla yürürse gerçek anlamını bulur. Bunun içinde en önemli aktörler yerel yönetimlerdir. Yerel yönetimlerin Türkiye'de bütçeleri yeterli değildir. Bunu biliyoruz. Biz HDP olarak hep yerel yönetimlerin yetkilerinin ve kaynaklarının mutlaka genişletilmesi gerektiğini savunduk. Bu konuda bize yapılmadık itham kalmadı. Oysa bizim bu talebimiz gerçekten daha iyi bir toplum, daha iyi bir yaşam için çok önemlidir. Esas meselemiz de toplumun refahı ve daha kaliteli bir yaşam. Yerel yönetimler burada en önemli aktördür. O nedenle yetkileri genişletilmeli ve kaynakları güçlendirilmelidir. Şimdi biz bunları yıllardır söylüyoruz ve biz bunu söylediğimiz için bize işte şu bu falan ithamlarda bunun yol sözcükleri kullanmayı gerçekten zul sayarım. Oysa şimdi böyle bir kriz karşısında bizim bu savunduklarımızın ne kadar haklı olduğu ortaya çıktı. Şimdi dönelim. Yerel yönetimleri engellemek bir anayasa ihlalidir. Burada rejimi zaten uzun süredir tekçi ve otoriter bir yönde tahkim etmek için her fırsatı kullanan bir iktidar söz konusu. Şimdi bu kadar acil bir insani durum varken, bu kadar büyük bir insanlığa yönelik tehdit varken siyasi hesaplarla fırsatçılık yapmak asla kabul edilemez. Bu siyaseten kabul edilemez, bu ahlaken kabul edilemez. Ayrıca toplum da bunu kabul etmediğini mutlaka gösterecektir. Toplum vicdanı derinden rahatsızdır. Biz bunu görebiliyoruz, sezebiliyoruz. O nedenle hükümetin böyle bir ortamda bütün ülke, bütün gezegen, bütün insanlık tehdit altındayken fırsatçılık yapmaktan kesin bir şekilde kaçınması gerekiyor. Bunu tekrar tekrar söylüyoruz. Sayın Sancar, yine koronavirüsle aslında devam edeceğim ama cezaevleri boyutuyla. Şimdi biliyoruz kapasitenin üzerinde ve orada ki bazı vakalar ortaya çıkmaya başladı. Üstelik sizin bir partinizin tahliyesi bile söz konusu bu çerçevede. Şimdi risk büyük cezaevlerinde. İnfaz paketi de hızlandı. Bu nedenle aslında bir hazırlık vardı. Açık cezaevleri de katılıp 90 bin kişinin tahliyesini öngören bir teklif meclise sunuldu.
ve komisyon gelecek hafta da genel kurulda konuşulacak. Şimdi kapsam içi ve dışı suçları siz de izlediniz. Genişletilmesini istediniz ama kabul görmedi. Terör suçları denildi, uyuşturucu, cinsel suçlar kapsam dışı. Şimdi ama hala konuşulabilir komisyonda, genişleyebilir. Bu getirilen teklifin bu boyutunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl genişletilmesi gerek sizce? Bir de tabii arada hemen sizi kesmek sonra mümkün olmuyor. Cezaevlerinden ayrıca gelen şu an size bilgiler var mı? Çok sayıda eş başkanınız, milletvekili içeride, onların sağlık durumuyla ilgili bir bilgi var mı? Şimdi bu infaz yasasında yapılacak düzenlemeler çok daha önce de konuşulmuştu. Yeni değil, ancak yeniden gündeme gelmesi bu koronavirüs salgınının yarattığı çok ciddi tehdit dolayısıyladır. Yani cezaevlerinin özel risk mekanları olduğu gerçeğinden hareketle bu tartışma yeniden başladı. Evet, cezaevleri bu tür salgınlarda özel risk mekanlarıdır. Neden? Çünkü kapalı yerlerdir. Kalabalıklar halinde orada bulunuyor insanlar. Ve bir yerde bir salgın başlarsa bunun hızla cezaevlerinin bütününe ya da oradaki cezaevinin bütününe yayılacağı da biliniyor. Ayrıca bu virüsün en büyük zararı bağışıklık sisteminin zayıf olduğu insanlarda ortaya çıkıyor. Cezaevlerinde bağışıklık sisteminin kuvvetli olması da zaten beklenemez. Ne yeterli bir beslenme, ne de yeterince temiz hava, güneş, gün ışığı vesaire görülebiliyor. O nedenle dünyadaki uzman kuruluşlar da cezaevlerinin özel risk bölgeleri olduğunu kabul ediyorlar ve bunu sürekli duyuruyorlar. Şimdi eğer bu vesileyle yeniden gündeme geldiyse infaz yasasındaki değişiklik, o zaman bu riskin doğasına uygun bir mantıkla hareket etmek gerekirdi. Ayrımcı değil, eşitlikçi bir anlayışla hareket etmek gerekirdi. Çünkü virüs oradaki insanları birbirinden ayırt etmez. Şu suçu işlemiş, bu suçu işlemiş, o kalsın, içeride ölürse ölsün mantığı çok tehlikeli ve çok çirkin bir mantıktır açıkçası. Şimdi madem esas mesele öncelikle insanların sağlığı ve hayatıdır, o zaman herkes eşit şekilde tehdit altındadır. Bunu görmek lazım. O zaman düzenlemeyi eşitlik ilkesine göre yapmak lazım. Nitekim bu konuda İnsan Hakları Komiseri, Birleşmiş Milletler'in İnsan Hakları Yüksek Komiseri çok güçlü gerekçelere dayanan açıklamalar yaptı. Çok güçlü argümanlar açıkladı ve bu konuda çağrılar yaptı. Bütün cezaevlerinin özel risk bölgeleri olduğunu, o nedenle hemen tahliyelerin başlaması gerektiğini söyledi. Avrupa Konseyi'nden de bu tür açıklamalar geldi. Uluslararası Af Örgütü'nden de, başka uluslararası kuruluşlardan da geldi. Birincisi bu. İkincisi, şimdi infaz hukukunun temel ilkeleri var. Ben hani bunları 90'larda da akademik çalışma olarak ele aldım, kafa yordum. Bizim bildiğimiz başlangıç bilgisi şudur infaz hukuku ile ilgili. İnfaz hukuku eşitlik ilkesine dayanır. İnfazda eşitlik vazgeçilmez ilkedir. Suçun işlenme anı, yargılanma süreci ve hüküm verme noktası ile infaz süreci birbirinden ayrıdır. Yani hüküm kesinleştiği anda bundan önceki süreçler geride kalır. Cezanın infazı aşamasına geçilince herkes yeni bir hukuka tabi olur. Bu hukuk infaz hukukudur. Anayasa Mahkememizin bu konuda çok kararı var. Çok güçlü de kararlar var. 90'larda verilmiş, daha sonra verilmiş. Bunları da ben uzun uzun incelemiştim. Kitaplarımda var. O da çok açık söylüyor Anayasa Mahkemesi de. İnfazda ayrımcılık olmaz. İnfaz hukukunda eşitlik esastır. Şimdi iki sebeple. Bir, virüs zaten
ayrım yapmıyor. İki, infaz hukuku ayrımcılık kabul etmiyor. O nedenle buradaki bütün o tartışmaları gerçekten büyük bir üzüntüyle ve bazen de hani üzüntüden daha derin duygularla takip ediyorum. Daha fazla kelime kullanmak istemiyorum, ağır kelime. Burada insani, ahlaki ve hukuki, evrensel değerleri hiçe sayan anlayış toplumun vicdanında ve halkın algısında, hafızasında çok derin adaletsizlik duygusu yaratacaktır. Bu derin adaletsizlik duygusu çok güçlü kırılma noktalarını da besleyecektir. Yani böyle açık bir adaletsizlik vicdanlarda çok ağır yaralar açar. Bunların etkileri on yıllarca telafi edilemez. Cezaevinde tek bir kişi virüsten, hastalıktan dolayı hayatını kaybederse sorumluluğu bu ayrımcı zihniyete sahip olan iktidardır. Bu ayrımcılığı bir politika haline getiren sorumlulardır. Bu onlardır bunun sorumluluğunu üst taşıyacak olanlar. Bizim arkadaşların da hani çok güçlü ifadelerle belirttiği gibi burada ayrımcılık bütün cezaları idam cezasına dönüştüren bir sonuç doğuruyor. Mecliste arkadaşlarımız bunu çok çarpıcı ifadelerle dile getirdiler. O nedenle ben tekrar buradan bütün siyasi partilere, meclisteki herkese, tek tek bireylere ve bütün kamuoyuna çağrı yapmak istiyorum. Lütfen böyle derin adaletsizliklerin yaşanmasına yol açacak, telafisi imkansız zararlar doğurabilecek bu ayrımcı anlayışa karşı itirazlarımızı daha yüksek sesle dile getirelim. Ayrımcı anlayıştan, insanların hayatını hiçe sayan yaklaşımdan derhal vazgeçelim. Sayın Sancar, bir de içeride hani çok sayıda partili var dedim. Sağlık durumlarına dair Sayın Demirtaş'ın, Yüksekdağ ve diğer birçok milletvekili bir bilgi alıyor musunuz? Çünkü şimdi görüşler de sınırlı. Biliyorsunuz açık görüşler ve aslında kapalı görüşler de şimdilik askıya alındı. Avukatlar sınırlı bir şekilde gidebiliyor. Yani haftada bir, iki bilemedim yani. Telefon görüşmeleri de haftada iki kere olabiliyor. Dolayısıyla mesela üç gün önce avukat gitmiş ve üç gün önce bilgi almışsa bugünkü durumu o bilgi açıklamaz. Yani diyelim üç gün önce avukat Demirtaş'la görüştü. Dedi ki ya şu an iyi görünüyor ama cezaevi risk bölgesidir ve bu risk devam ediyor. Bir günden bir güne durum değişebilir. Nasıl haberimiz olacak? İkincisi, yönetimin şeffaf olmadığını söylüyoruz. Hangi cezaevinde nasıl bir tehdit ve tehlike olduğuna dair ayrıntılı bilgi de elimizde mevcut değil. Şimdi böyle olunca biz de bir şey diyemiyoruz. Evet, üç gün önce avukat Demirtaş'la görüştü. Şu an için herhangi bir açık ve acil sıkıntı yok dedi ama mesela Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumunu biliyoruz. Açıklanan bilgiler çerçevesinde risk grubundadır. Risk grubunda olan sayısız insan var. 60 yaşa indirdiler dün biliyorsunuz risk grubu, riskte yaş grubunu. 60 yaşın üstünde sadece bizim partili arkadaşlarımız değil, çok sayıda insan var. Kronik hastalıklar deniyor baştan beri. Kronik hastalığa sahip çok insan var. Şimdi bu infaz yasası ile ilgili tartışmalarda ilk yapılması gereken risk grubuna dahil bütün insanların eğer mahkum olmuşlarsa infazlarının ertelenmesi, eğer tutuklularsa derhal tahliyeleri gerekiyor.
Çünkü yani risk grubu ve her an hayatları tehlikede. Mesela yaşlılar dedik, yani 60 yaş üstü yaşlı Yaşlı. değil de 60 yaş üstü. Kronik hastalık. Hamile. Yeni doğum yapmış kadınlar, onların bebekleri, hepsi özel risk grubudur. Hiçbir tartışma yapmadan bunların derhal tahliyesi gerekiyor. Bu yönde düzenlemeler var. Desteğiniz Var olacak ama diyebilir yeterli miyiz? değil, orada da ayrımcılık var. Orada da ayrımcılık var. Bu işte kabul edilemez. Bu asıl kötü olan bu. Evet. Bir de şimdi kapsam genişleyebilir. Son olarak bunu sormak istiyorum. Çünkü sizi de HDP'yi de ziyaret ettiklerini biliyoruz. Bu cinsel istismar suçları, onunla ilgili de bir önerge getirmeyi planladıklarını öğrendik. Sizin de desteğinizi istediler ve diğer partilerin de. Buna yaklaşımınız nedir? Son olarak da bunu sormak istiyorum. Şöyle söyleyeyim, nelerin kapsam dışı bırakılacağı değil, esas itibariyle kapsamın nasıl düzenleneceği önemlidir. Kapsam belirlenirken eşitlik ilkesi esas alınmalıdır. Biz bunu söylüyoruz. Yani burada bunun dışında yapılacak her düzenleme evrensel hukuk ilkelerine ve bu salgının herkesi ayrımsız tehdit eder niteliğine uygun düşmeyecek. Bunun dışındaki bütün tartışmalar bize göre çok fazla durumu idare eden kısa vadeli yaklaşımlar olacaktır. Ama yine de eğer kapsamı genişleten, mesela bütün düşünce özgürlüğü, ifade özgürlüğü, örgütlenme, siyaset yapma hakkı, bunları katan bir düzenleme getirirlerse biz buna itiraz etmeyiz şüphesiz. Evet. Ama ilke konusundaki itirazımız devam edecektir. Şu suç, bu suç diye ayrım yapmak infaz hukukunun doğasına uymaz. Kısacası. Sayın Sancar, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Bu süreci birlikte izlemeye devam edeceğiz. Tabii kolaylıklar diliyoruz. Ben de sizlere kolaylıklar diliyorum. Bütün basın emekçileri çok zor şartlarda çalışıyorlar biliyorum. Sahada olmak zorunda kalan basın emekçilerinin de burada emekçilerine de kolaylıklar diliyorum ve kendilerine dikkat etmelerini bilhassa rica ediyorum. Sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum en başta onlara ve bütün insanlarımıza. Teşekkür ediyoruz. Siyasete Bakış programından Ankara'dan seslendik. Konuğumuz HDP eş başkanı Vitat Sancar'dı. Tekrar buluşmak üzere. Bugünlük hoşça kalın.